Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hem mutfaklarınızı süsleyecek hem de mutfaklarınızda severek kullanabileceğiniz harika bir tutacak yapımı anlatacağım. Çok kolay, çok pratik arkadaşlar. Dilerseniz nihal olarak da kullanabilirsiniz. Evet, boyutunu büyütebilirsiniz ya da aynı boyutta kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Evet, 3 numara 2,20 mm'lik tığ kullanacağım. İp olarak da şöyle amigurumi ördüğüm iplerim var elimde. Şöyle kurbağa yeşili ve beyaz kare şeklinde olacak arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay, çok pratik. Şöyle iplerimi kenara alayım. Hemen yapımına geçelim. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ortadan başlayacağız arkadaşlar. Sihirli halka yapalım. Şöyle sihirli halka için ipimi bu şekilde tutuyorum. Baş parmağımın etrafına sardım. Şöyle sol elimi aldım. Bu oluşan halkaya 1, 2, 3 zincir çekerek başladım. Tığımı doladım. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Trabzanlarımız bu şekilde olacak. 1, 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yuvaya 3 tane trabzan. 1, 2, 3. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 2. 3. Normal örgü ipleri de örebilirsiniz. Patik ipleri de örebilirsiniz arkadaşlar. Tüylenme olmasa daha iyi olur iplerinizde. 2 zincir, 3 trabzan. Evet. Şöyle 4 tane üçlü trabzanımız oldu diyelim. 2 zincir çekiyorum. 4 tane olduktan sonra şöyle ortadaki ipimi çektiriyorum. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmiği aldım. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle zincirlerimi söküyorum. Tığıma doladım. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmiği aldım. Dolayıp şöyle şu şekilde tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Şöyle ortadan bir üst sıraya geçelim. Şimdi şu ortadaki ipimizi çektirip düğüm atalım. Ki sonradan sorun çıkarmasın. Evet, bir düğüm daha atıyorum. Sihirli halka yapamıyorum derseniz zincirle de başlayabilirsiniz. Evet, şöyle ipimin fazlasını alıyorum. 3 zincirle bir üst sıraya geçtik. Şöyle tığıma doladım. Hemen bu dipteki yuvaya arkadaşlar 2 tane trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektim. 2 trabzan yaptım. Zincirde trabzan olarak kabul ediyorum. 3 olmuş oldu. Burada bir zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. 3 trabzan. 2 3 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan. 1 2 3 1 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. İki zincir, tığıma doladım. Sıra, aynı yuvaya pardon. 3 trabzan. Köşe yapıyoruz buralara. Evet. Bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına. 3 trabzan. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya. 3 trabzan. Bir zincir tığıma doladım. Evet, başladığım zincir yuvasına 3 trabzan yapıyorum. 2 3 Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hatta zincir çekmeyelim. Tığıma doladım. Şöyle ilk başladığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, dolayıp şöyle tek seferle çekiyorum. Bir zincir de çekebilirsiniz.
3 zincir tığıma doladım. Hemen aynı yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Köşeden başlamış olduk. Bir zincir tığıma doladım. Burada bir zincir çektiğim yuvam var. Oraya 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Köşeye 3 trabzan. İki zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan. Evet, köşelerimiz bu şekilde olacak. Bir zincir çekiyorum, tığıma doladım. Buradaki zincir yuvasına 3 trabzan. Bir zincir tığıma doladım. Köşeye 3 trabzan. İki zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan. Evet, bir zincir doladım. Buradaki zincir yuvasına 3 trabzan. Artık bilirsiniz, bu şekilde ilerliyor. Bir zincir. Evet, bu iki kenar yaptığımız gibi köşelerde aynı şekilde köşeleri yaptığımız gibi olacak. Sıranın sonu. Yani başladığımız yere kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın, bu yuvadan başlamıştık. 3 zincir çekip. Şimdi burada bir zincir çekelim de böyle, bakın arkadaşlar, tığıma doladım. İlk yaptığım, bu sıradaki ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çektiğim çakma sık iğne. 1, 2, 3 zincirle bir sıraya geçmiş oldum. Tığıma doladım. Hemen aynı yuvaya 2 tane trabzan. 1, 2. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. Bir zincir tığıma doladım. Köşeye 3 trabzan. İki zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan. Evet. Bir zincir sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir çektiğimiz yuvalara 3 trabzan yapıyoruz. Köşeye gelince 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Evet, bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Artık bilirsiniz. Sırayı tamamlayalım, bir üst sıraya geçelim. Bir üst sırada da yine bu bir zincir çektiğimiz yuvalara 3'er trabzan, köşelerimiz yine aynı şekilde olacak. Şöyle 1, 2, 3, 4. sıradayız. 5. sırayı da tamamlayalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 5. sıranın sonundayım. Beraber sıraları sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra oldu toplamda. Sonra yine ilk başladığım yuvaya 3 trabzan yaptım. Bir zincir tığıma doladım. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, dolayıp tek seferde çektim. Burada bir zincir çekiyorum. İpimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Evet, bu boyut yeterli arkadaşlar. Çünkü daha iki sırada beyaz, bir sırada yeşil gideceğiz. Evet, beyaz ipimi alıyorum. Şöyle beyaz ipimle bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Şöyle parmağımla tutuyorum. Bu şekilde başlayacağım bu sefer. Hemen bu köşeden değil, şuradan sıradaki yuvadan bir zincir çektiğim yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Burada bir zincir değil de eliniz sıkıysa 2 zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü oralara, hatta ben de çekeyim arkadaşlar. Çok özür dilerim. 2 zincir çekelim. Sıradaki yuvaya 3 trabzan.
İki zincir, sıradaki yuvaya. Üç trabzan. İki zincir, sıradaki yuvaya, zincir yuvasına. Üç trabzan. İki zincir tığımı doladım. Sıradaki yuvaya. Üç trabzan. Evet, burada köşede 3 zincir çekeceğim. 2, 3 zincir. Tığımı doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan. Bu şekilde. 2 zincir. Tığımı doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet. Aralarda 2 zincir. Köşede 3 zincir. Bu şekilde devam ediyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim gördüğünüz gibi şöyle burada da şöyle tığımı doladım. Hiç zincir çekmeden bakın son köşemi yaptım. 3 trabzanımı yaptım. İlk yaptığım trabzanın tepesine şöyle batıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Evet. Bu şekilde yaptık. Yani sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi beyaz ipimle kenar yapacağım. Hemen tığımı doladım arkadaşlar. Buradaki sıradaki zincir yuvasına giriyorum. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Trabzanların boyunu biraz uzun tutuyorum. 9 tane trabzan yapıyoruz. 2, bir dolayıp iki defa da çektiğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Az geldiyse 10 tane trabzan yapabilirsiniz. İpinizin kalınlığı, inceliği önemli. Sıradaki zincir yuvasına hemen başına dolamadan batıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 9 tane trabzan. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet. Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Köşeye geldim. Köşeye giriyorum. 6 tane trabzan. 2 3 4 5 6. Burada 3 zincir çekiyorum. Köşeleri askılık olarak kullanabilirsiniz bu şekilde. Evet, yine 6 tane trabzan. 2 3 4 5 ve 6. Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 9 trabzan. Evet. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Köşede bu şekilde olacak. 6 trabzan yaptıktan sonra 3 zincir, 6 trabzan. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batacaksınız. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet. Sıranın sonuna geldim. Şöyle köşemi yaptım en son gördüğünüz gibi. İlk başladığım yerde burasıydı. Buraya başına dolamadan batıyorum. Evet, şöyle ipimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle. İpimi arkaya saklayacağım. Şöyle arkadan bir yere girdim burada. Şöyle bir zincir çekiyorum. Ve biraz da yürütüp fazlasını keseceğim. Evet, gayet hoş oldu bu kenar boyası. Evet, başladım. İpim de burada. Bunu da saklayalım. Şöyle. Tamamdır. Şimdi yeşil ipimi alıyorum.
Bir zincir çektim. Sık iğne gideceğim etrafını. Nereden başlayalım? Evet, köşeyi göstermek adına şuradan başlayalım arkadaşlar. Ya da şuradan başlayalım. Şöyle şuradan. Hatta şuradan başlayalım. Şuraya batıyorum bakın. Sık iğne yapıyorum. Burada burayı atlayacağım. Hep bu şekilde atlayacağım arkadaşlar. İlkini atlıyorum. İkinci trabzana. Bu sık iğnenin tepesine batmamış oluyorum. Sıradakine sık iğne. Her birine bir sık iğne batarak ilerliyorum. Elimi çok sıkı tutmuyorum. Her bir trabzana bir sık iğne. Köşeye geldim. Zincir yuvasına 2 sık iğne. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 sık iğne. Evet, burada şöyle ilk trabzana batmayalım. İkinciye batalım. Hiç sorun olmaz. Yine her birine bir sık iğne yaparak ilerliyorum. Evet, son trabzanımı battıktan sonra sık iğneye batmıyorum. Diğer trabzana sık iğne yapıyorum. Ve yine her birine bir batarak ilerliyorum. Evet, köşe bu şekilde olmuş oldu. Evet. Şöyle son trabzanıma sık iğnemi yaptım. Sık iğnenin üzerine batmıyorum. Trabzanın tepesine sık iğne. Ve yine her birine bir batarak devam ediyorum. Evet, son sıramız arkadaşlar bu şekilde. Kenarına gidiyoruz. Sık iğneye batmıyorum. Direkt trabzana geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Evet, zincir yuvasına 2 sık iğne. 2 zincir. Burada askı kısmında arkadaşlar. Fotoğrafta şöyle buraya buradan asılmıştı. Ama siz 2 tane yapıp o şekilde ikili tutacak olarak kullanabilirsiniz. Ya da böyle 2 tane yapıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi nihale olarak da kullanabilirsiniz. Mutfaklarınızı renk renk yapıp süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet hoş duruyor. Evet. Etrafını tamamlayalım arkadaşlar. Artık bilirsiniz. Tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Çok hoş, çok güzel oldu. Böyle renk renk de yapabilirsiniz. İkisini aynı renkte yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir tane daha aldım gördüğünüz gibi. Evet, tamamladım. Çok hoş, çok güzel oldu. Renk renk de yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı renkten 2 tane de yapabilirsiniz. Daha fazla da yapabilirsiniz. Bağcık yapıp ortadan birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ama böyle dediğim gibi hem nihale hem tutacak olarak kullanabilirsiniz. Ben 2 tane ördüm. Çok da güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Şöyle 2 kat da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Son kenar giderken birleştirebilirsiniz. Çok kalın olur ama ipiniz ince ise bu şekilde de kullanabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.